Öykü, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bugünün bir analizini yapar mısın? Yani bakış açını merak ediyorum sadece. Şimdi birincisi, ben buraya geldiğim günden bu yana Öykü sen şöylesin, Öykü sen yapamıyorsun, Öykü'nün hırsı yok, Öykü'nün şunu yok, bugün de öyle. Bugün söyleme nedenin de oyundan aldığından dolayı mı bunu söylüyorsun? Oyunu alman senin performansınla ilgili değildi bu arada. Senin karşı tarafla ilgili bir hatalar olduğu için aldın. Senin böyle üstün başarından dolayı değildi. Sürekli beni böyle bir potaya verdin. İşte şundan dolayı. Gülcan da keza benim hırsım yokmuş da işte hırsından dolayı vermiş falan. Demek yani, ki güzel bir strateji. Kusura bakmayın da yaptığınız yani. Yaptığınız güzel bir strateji şu an. Ya o kadar zor tutuyorum ki şu an. Anlamadım. İçime içim atıyorum ya. İlk gün hatırladım hemen böyle beynime hepsi anladınız oturdu biliyor musun? Raylar oturdu. Böyle. Yani bendeki heyecanı da ben de sizde görmüyorum o zaman. Öyle mi diyeyim ikinize de? Heyecan ben niye sürekli önemli. Size bir şeyler atmıyorum? Her neyse. Şey her neyse diye bir şey de yok. Öykü ben bunların cevabını almak istiyorum. Tamam vereceğim. Sen bitir vereceğim. Hırslanması için ben Öykü'yü seçiyorum. Ben kelimeyi mesela. Kullanmadın mı? Evet. Evet. Ben de aynısını sana söylüyorum o zaman. Nasılmışım? Nasıl yani şu an? Söyleyebilirsin. Bu senin kendi o zaman bunu yok hırsa yormayın. Ben, yok şunu ay, böyle yapmayın. Özgüvenli olmayın. Motivasyona, şuraya, buraya yormayın. Bana analiz yapın. Hadi analiz yap. Ha, kusura bakma Öykü. Ben sende bugün böyle bir şey göremedim. Göremedim. Ne hadi. Gördün bugün? Ha? Bugünü geç ya. Ben en başından bugüne kadar. Ben de ne gördün ya? Anlatabilir miyim artık? Buyur. Bak şimdi Öykücüm. İlk gün Öykücüm sen... deme. Ben çok ne sevmiyorum. Diyeyim, Öykü diyebilirsin o zaman. İlk gün Dilara. Senle ben ilk gün senle ben hata aldım. Ne söyleyeyim sana? Bak o zaman Öykü oldu mu? Ne dedi? Abla mı dedi? Evet. Yani gocunmayalım olan şeylerimizden her olan neyse. Olan şey ne ya? Hayatım ben sana abla da diyebilirim. 15 yaş büyüksün. Demeyeceksin ya. Tam Öykü. Hoşuma gitmiyor demek tam ki söylemeyeceksin Dilara. Abla ne ya? Arkadaşlar Öykü biraz niye bu kadar zoruna gitti? Sana kötü bir şey söylemedi. Şu anda seni dinlemeyeceğim. Ama bak ay, istemiyorum ya. Ama sorumun cevabını almak istemiyorum. Aldım zaten yeterince. Ya bir şey diyeceğim yani, şimdi olmayacak. Bak delireceğim ya. Ya Allah. Ben ne uyguladım ki? Yok benden 15 yaş büyüksün yok şöyle. Hayır durursun ya. Sana kısaca ben, bir şey söyleyeyim. Bir şeyler yaparsın yani. Şu an onun sinirli bir hali. Öykü Hanım ne? Niye Öykü Hanım? Öykü abla ne demek ya? Ya Öykücüm ya sen niye bana yükleniyorsun? Ne oluyor? Herkese yaptığın saygısızlığı burada da bana göster tamam mı? Saygısızlık yapıyorsun. Ben şimdi. Aynısını kaç takıma da yapıyorsun. Bana bir şey soruyorsun. Yaptığın çok saygısızlık bak kendimi çok zor tutuyorum. Bak üçüncü kişi böyle oluyor. Yapma. Vallahi yapmazsın ya. Ceren sen karışma. Sana zaten bir şey yap. Sen ne götürüp duruyorsun? Bu kadar sinirlenecek bir şey yoktu. Fikrimi söyledim. Elim kafasında olmasaydı senin ismini verirdim dedim. Ne var ya bunda? Bu kadar rahat. Performansın en düşük olan senindi bugün. Ne yapabilirim? Yalan mı söyleyeyim? Tamam, tamam. Ya hala konuşuyor yalan mı söyleyeyim diye ya? Sen kendini ne zannediyorsun burada? Ha? Ne zannediyorsun? Öykü biraz sakin. Bak çok zor tutuyorum kelimelerimi dikkatli kullanmak için. Tamam. Karşındaki tamam, insanla tamam. Konuşurken kelimelerini seçerek kullanacaksın. Dilara. Öykü. Sınırını zorlama. Aşkım gitme. Tamam mı? Öykü. Sınırını zorlama. Öykü çok tamam abarttın. Sakin ol. Gerçekten tamam. Çok abarttın. Tamam tamam git sakinleş tamam. Biraz. Çok sakinleş. Hayır, sakin. Sen otur sen katma. Sen otur. Otur. Hayır otur. Ama çok abarttın. Neyi abarttın ya? Oturdu karşıda resmen dalga geçer gibi ben konuşuyorsun ya. Ben hayatımda böyle saygısız insan görmedim ya. Otur. Senin otur konuşacağız. Senin karşısında olan da insan da kabahat zaten. Hala böyle mi? Şöyle mi böyle mi? Böyle mi? Böyle değil mi? Bir de seslendi bir şey yapmadım. Öykücüm Murat. Elim ayağım titriyor ya. Otur. Yemin ederim bak bu insan git, şu an dışarıda bana bunları yapsaydı çok farklı olurdu herhalde. Öyle bir şey yok. O kadar zor ya. Bugün üçümüz de bu konuyu getirdi. Üçümüz de. Abi niye sakin konuşuyorsun ya? Bunu ben bugün... Siz yoksunuz. Saygısızlık var ortada ya. Ben sizi zaten anlıyorum. Ben bunu zaten bunu... Görüyor musun yaptığımı ya? Ne oldu şimdi ne oldu? O kadar sıkıldım ki kavga etmekten, o kadar sıkıldım ki bir şeyleri söylemekten. Ne bileyim dedim ki bak ben şöyle bir şey söyledim. Eğer eleme potasında bugün Öykü olmasaydı ben Öykü'yü en düşük performanslı olarak görüyor dedim. Tamam. Görüyorum dedim. Tamam. Buna çok sinirlendi. Ne var sen ki ne bunda? Dedin? Öykü abla demedin mi? Ya Öykücüm dedim. Başta ona Öykücüm izin vermedi dedi. O zaman ne diyeyim dedim Öykü abla tamam, mı dedim. Tamam sana sinirlenmiş. Ya buna ne, bir şey söyleyeceğim. Buna niye bu kadar sinirleniyor bunda ya? Bunda sinirlenecek bir şey yok evet. Yani gerçekten tamam da, yok. Abi, ya bir şey söyleyeceğim. Herkesin başka bir yani, bakış açısı var. Sen o...
sen nasıl Jesper ve Miko söyledin ki bu kadar sinirlendi? Hayır, normal bir şekilde söylemedim Burak ya. Yani normal tam çünkü açımdaydım bak. Bana da Burak kim diyebilir mesela. Öykü beni kapatıyordu ama sen benim açımdaydın. Ama belki hani şey de olabilir, günün gerginliğinden dolayı sana patlamış olabilir. Ya günün gerginliği olabilir ama ona yüklenen bir şey yoktu yani. Çok gereksiz ya, bir yüksel miydi? Yine de şu an onca insanın içinde de kızır evinde. Bir şey söyleyeceğim sana. Evet burada yani. Burada Öykü'nün sinir olduğu konu neydi? Neydi canım? Biz burada analiz yaparken hırslanmak, motivasyon olsun, şov olsun orası derken biraz daha hırslanması için ben Öykü'yü potaya yazıyorum demedim. Sen ne yapıyorsun? Siz ben bu... demedim. Hayır, o şekilde davranmadın mı? Stratejik oynamadın mı? Ben o kız potaya girmedi mi sinirinden? Her ben neyse onu geçtim. Burada geldiğinde bana Öykücüğüm deme. Neden? Sinirli bir hali. Ne diyeyim sana? Öykü abla mı diyeyim? Tamam, ne diyeyim? Saygımdan, şundan mı? Hayır, bak bir Öykü şey söyleyeyim. Bu kadar insan bunu böyle düşünüyorsa, bir tek sen düşünüyorsan sorun sende Murat. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben karşımdaki insanın, bak gerçekten yaş olarak büyük ve sana karşı saygılıyım. Bak sana da saygılıyım, ona da saygılıyım. Bir şey senin yaptığın tavır yanlış. Sen bana bu ses tonuyla saygılı olamazsın. Hayır, sen herkese böylesin çünkü. Sen ancak bu dilden anlıyorsun. Başka bir dilden anladığın yok senin. Hı hı. Yani Öykü, bir insana saygı duyman gerekiyor. İnan bana, bak şu durumda haklısın. Haklısın, haklısın niye bak, haklısın bak bak. Duyma. Sakin ol. Bana yakışmayan şeyleri bak, yapmak Öykü, istemiyorum. Öykü, 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 bak şu dakika beni bir arkadaşın olarak gör, tamam mı şu dakika? Zaten arkadaşım, ben seni öyle. Düşmanım bak, olarak görmüyorum, hayır, sen de hayır, yanlış bak, anlama lütfen. Bak, ben oraya, bak onu susturdum, otur dedim, sakinleş dedim, sen de sakinleş, boş ver. İsterse hata, susmasın bak. Bak. Kullandığı cümle yanlış bir cümle, gereksiz bir cümle, tamam mı? Ben diyorum size bir dakika, hani. Ne dediğini bir söylesene. Öykücüm kelimesi bana samimi gelmiyor. O kız zaten... Hoşlanmıyorum, bana kim olursa olsun söylemesin. Bana annem babam da öykücüm demesin. Anladın mı? Sonra... Beni bilen bile zaten, bana öyle bir şey kullanmazlar. Mesela ben canım kelimesini kullanmam. Sinirlendiğimde sevmiyorsam kullanırım, örnek veriyorum. Ben de sevmediğim bir kelimedir. Yok tatlımdır öyle falan. Zaten. Mesela Öykü abla diyeyim diyor ya. Ne yaparsın ya? Öykü abla ne ya? Ya, bir insan böyle kalkıp sinirlenip bir yerlere vurmaz kendini. Ya, biraz suçu kendinde aramalısın. Asla bende bir suç olmuyor. Çünkü aramadığın ama için böyle. Ama böyle dersen ondan farklı kalmıyor. Hayır bir şey hayır. Söyle. Şöyle söyle. Hayır bak. Dalga geçer gibi konuşuyorsun insanlarla ya. Sen ne biliyor musun? Senin biraz davranışların böyle iğneleyici Allah ya. Allah ya. Sen kötü amaç yapmıyorsun ama dışarıdan öyle bir gözüküyorsun ki. Sanki kasti olarak karşındakini kışkırtmaya çalışıyormuşsun gibi algılanıyor. Bak bu üçüncü kişi. Ben, elim ayağım titriyor ya. Bugün üçümüzü birden delirtti. Bak, nereye saldıracağım şaşırdı olsa. Öykü, ben hayır, sana söyledim mi? Tek sorun ne biliyor burası... musunuz? Doğru şekilde doğru bir şey konuşmuyor. Üslubuna dikkat etmiyor yani. Nasıl konuşması gerektiğini bilmiyor. Çünkü yok, yaşça çok küçük ya. Yanlış. Anladın mı? Öğrenmemiş onları. Aşkım öyle anladın deme. Mı? Lise birincisi. Bir dakika. Lütfen. Lütfen. Sen de şey ha. Ezdirmem. Dilara'ya gitti diye hemen Öykü'ye pompon verme. Hayır, bir sakin. Yani, yok ben sadece konu Dilara diye geldim. Takım tamam, arkadaşıma yapmazsın sanıyordum ya. Gerçekten yapmazsın sanıyordum şey. Ya. Ne var, ne tamam, onu da gözümün şöyle önünde yaptın söyledim ya. Söyledim ya Öykü'ye dedim ki. Bu kadar oluyor. Eğer bugün dedim performansı yani elime potasında olmasaydı dedim performansı en düşük Öykü dedim. Bir anda buna bu kadar yükselemezsin ama yani. Ama bir şey söyleyeyim, şimdi şöyle bir düşün. Bak ben de kendimde çok sakin konuşuyor. Evet, demek ki yemin karşılıklı ederim, diyaloglarda gerçekten sorun var. Hani gerçekten biri iğneleyici gözükse de diğeri bir anda böyle yapınca beni öyle da... göstermek istiyorlar. Hayır bak bu sen ne? De gerçekten dışarıdan öyle gözüküyorsun. Olsun yapma. Çünkü şu an yapma. Biz ilk günden beri zaten dedik hani Öykü'yü harcadınız, Dilara'yı yazacaktınız diye ilk günden siz söyledik kendi, yani. Siz kendi kendinize bunu yaptınız. Ayağınıza sıktınız yani. Yani orada canım ben bak biz Öykü'yü söylediğinizde Ceren. Siz potayı koyduğunuzda Öykü biz hepimiz birbirimize şok içine baktık. Biz Ceren. Böyle kaldık. Eğer siz bugün de Dilara'yı eğer potayı ya. Koymazsanız ben size zaten diyebilecek hiçbir şey aynen. Yok. Sen o duruma hiçbir boşver. Şey çok büyük kaşınıyor. Bir şey demedi. Hayır, anladın mı? Yani hayır, o gün onu gerektiriyordu. Bak o gün onu ha, bugün gerektiriyordu gerektiren o oldu. Konu bence emin ol ki Dilara. Dün beni gerektiriyormuş demek ki ben oldum. Yani 2-2 daha 4. Bugün kim olur şey kim olmaz biz bunu sen var ya bu kız seni, yani sen onu potadan kurtardın. Dün seni potaya soktu. Bugün bu kadar saygısızlık yapıyor bu kadar insana. Yani bizim farklı takımda olmamız fark etmiyor da ekipte. Hala onu savunuyormuşsun gibi halim var. Hayır yanlış ya anlama. Ya da sempatim ben buraya geldim ki. Ne dedim? Haklısın dedim. Sana haklısın dedim. Çünkü sen orada duymaman gereken bir cümle duydun. Bir kelime duydun. Haklısın. Bu kız, bu kız bence... Bu evden gitmesin. Anladın mı? Başka takımlar kurulduğunda gitsin.
bizim gibi kimse davranamadığını görsün, yaşasın, ondan sonra gitsin istiyorum. Çıldım ben şu an. Niye böyle buraya geldin? Ya açıkçası herkes fikrini... Öykü abla dedi. Ya hayır bak şöyle... Öykü abla mı diyeyim sana? Ne diyeyim? Hayır bak şöyle söyleyeyim. Bir saniye... Deme bana diyor. Ne diyeceğim? Benden 15 yaş büyük değil misin? Bir şey Allah'lara söyleyeceğim. Bak. Bir sus da ben anlatayım. Bana soru. Bana soru sordu. Bana sordu. Bağırma bana. Mi? Tamam siz bir bana da bağırın. Alışmışsın sen herkese bağırmaya. Kusura evet, bakma. Tamam. Murat. Dedi ki... Ben bizi de yersin sen. Ya tam ne yiyeceğim ya? Saçmalama Murat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.